İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız RTK Haber'e hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle Vios Osmani'ye bir tebrik mektubu gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle Vios Osmani'ye gönderdiği tebrik mektubunda iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere ve ortak değerlere dayanan ileriye dönük ortaklığa vurgu yaptı. ABD Başkanı Biden, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, azınlıkların ve dini toplulukların haklarının korunması, COVID-19 salgınıyla mücadele, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlama konusunda Cumhurbaşkanı Osmani ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Biden ayrıca Cumhurbaşkanı Osmani'nin aşı temini konusunda yardım talebine de olumlu yanıt vererek Kosova'ya aşı sağlanması için iletişim halinde olacaklarını kaydetti. Mektubunda Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Biden, ABD Kosova ile Sırbistan arasında kalıcı barış ve karşılıklı tanıma ile sonuçlanacak kapsayıcı bir anlaşmanın sağlanması üzerine sürdürülecek bir diyalog sürecini desteklemeye devam edecek ifadelerine yer verdi. Biden'a mektubu için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Osmani, COVID-19 aşı temini konusunda sunduğu destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Meclis Genel Kurulu pazartesi günü COVID-19 aşılarının teminini görüşmek için toplanacak. Meclis Başkanlık Kurulu 26 Nisan pazartesi günü COVID-19 aşılarının temini görüşmek için meclis oturumu düzenlenmesi kararı aldı. Ana Muhalefet Partisi PDK Parlamento Grup Başkanı Abel Artahiri, meclis oturumunun partisinin talebi üzerine gerçekleşeceğini ifade etti. Tahiri, Meclis Başkanlık Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Hali hazırda AB ve ABD'den aşı temini konusunda bir çaba görüyoruz. Ancak ülke kurumları bu konuda herhangi bir çaba göstermiyor. Ölü sayısı artıyor, test sayısı ise düşüyor. Pazartesi günü yapılacak bu oturumun duruma olabildiğince katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir günde bu kadar çok insanın hayatını kaybetmesi normal değil," dedi. Avrupa Birliği COVID-19'a karşı geliştirilen aşılardan 651 bin dozu Batı Balkan ülkelerine gönderecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa Birliği yardımımızı bekleyen bölgedeki ortaklarının yanındadır," dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aşılar Avrupa Birliği'nin mali kaynağıyla temin edilecek ve Avusturya tarafından teslim edilecek. Aşıların teslimatı Mayıs'ta başlayacak ve Ağustos'a kadar sürecek. Arnavutluğa 145 bin, Kosova'ya 95 bin, Kuzey Makedonya'ya 119 bin, Sırbistan'a 36 bin, Karadağ'a 42 bin ve Bosna Hersek'e 214 bin doz aşı gönderilecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada Batı Balkanlarda sağlık çalışanlarının ve hassas toplum gruplarının aşılanmasını sağlayacak dozları temin ettiğimiz için mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği yardımımızı bekleyen bölgelerdeki ortaklarının yanındadır dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de salgının başından beri Batı Balkan ülkelerine yardım ettiklerini, AB'nin küresel anlamdaki kıtlığa rağmen Batı Balkanlara aşı göndereceğini vurguladı. Kosova'da son 24 saatte 442 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 14 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 957 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 3090 test sonucunda 442 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 102.236'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2100'e yükseldi. Ülke genelinde 11.756 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 86 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Kosova'da anti-Covid aşılama sürecine bölgede son ülke olarak başladı ve temin edildiği 24 bin aşı dozundan şimdiye kadar 18 bin kişi aşılandı. Aşılama süreci devam ederken sipariş edilen aşılardan şimdilik Kosova'ya hiçbir doz gelmedi. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Hamdi Ramadani, halkın bağışıklığının sağlanması için Kosova'nın 300 bin aşı dozuna ihtiyacı olduğunu belirtti. Ramadani, birkaç ay içerisinde 300 bin aşı dozunu sağlamayı başarırsak ve halk aşılanırsa Kosova'nın büyük ölçüde pandemiyi yeneceğini ümit ediyorum dedi. Doktor Ramadani, şu ana kadar sağlık personeli ve yaşlı vatandaşların aşılanma sürecini olumlu olarak nitelendirdi. Ramadani, aşılanmış kişilerin hayati tehlikenin dışında olduğunu ve Covid'in bulaşmayacağını da sözlerine ekledi. Sayın seyircilerimiz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Enis Tabağ'ın haberi.
Erenler Sofrası adı altında Prizren'de Prizren Belediyesi ile ortaklaşa ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve hijyenden oluşan yardım paketleri dağıtıldı. İnşallah bu yardım ve ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin, dar gelirli ailelerin sıkıntılarına bir nebze bile olsa katkıda sunar. Bu salgın döneminden ancak daha fazla dayanışma göstererek, daha fazla paylaşarak, daha fazla işbirliği yaparak çıkabiliriz. Bu dayanışma, işbirliği, paylaşım hem ülkeler nezdinde, hem kuruluşlar nezdinde, hem de toplumlar nezdinde çok çok anlamlı ve önemli bir hale geldi. Söyleyeceklerim bugün bundan ibaret. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının Kosova'ya, ülkemize, bütün İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum. Dika Prizren yanı sıra Kosova'nın diğer bölgelerinde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım paketlerini dağıtacak. Malumunuz özellikle son bir senedir bu Covid-19'un pandemisi, Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada hane halklarında bir gelir düşüşü yaşandı ve ihtiyaç sahipleri arttı. İhtiyaç sahiplerinin artması dayanışmayı, aynı zamanda paylaşmayı önemli kılır hale geldi. Bu çerçeve, biliyorsunuz bugünlerde Ramazan ayının başındayız. Ramazan ayı da paylaşmayı, dayanışmayı gerektiren bir ay. Bu değerler çerçevesinde yaşanan bir ay. Bu çerçevede işte bugün TİKA burada Ramazan kolilerini dağıtıyor Prizren halkına. İhtiyaç sahipleri Prizren Belediyesi tarafından belirlendi. Umarım ki Ramazan huzur, bereket ve sağlık getirir tüm Kosova halkına, tüm İslam alemine. Prizren'deki Ramazan paketi dağıtım törenine Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Askuka, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ve Türkiye Cumhuriyeti TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer de katıldı. Belediyenin sosyal sosyal müdürlüğü ile beraber listeler yapıldı. Burada ihtiyaç en zor durumda olan ailelere paket dağıtıyoruz. Ama biz aynı zamanda belediyede kendimiz dağıttığımız için listeler aynı aileler iki kez almasın diye Ramazan'da koordinasyonla beraber ihtiyacı olan ailelere 360 paket. Bunların arasında işte yemek ve hijyen. Ben TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Onun desteklerinden biri. Bu Ramazan zamanında bir de pandeminin zorluk yaptığı bu dönemde bu yardımlar çok anlamlı. Desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden aileler, Türkiye'nin her Ramazan ayında Kosova'ya yardım paketlerini dağıttıklarını söyledi. Allah razı olsun hepsinden, kimle ve nedir donatörler bu yardım. Peki Türkiye her sene mi yardım ediyor? Evet, her sene. Ramazan'dan evvel, Ramazan'dan sonra, demek her zaman bunda yardımcı tabii. Peki memnun musunuz Türkiye'nin yardımından? Çok, çok, çok memnunuz. Sağ ol. Koronavirüsü salgın nedeniyle John Bozuko Lisesi avlusunda düzenlenen yardım töreninde Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman asıllı ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri teslim edildi. Ülkemizde bugün parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Günle yüksek hava sıcaklığı başkent Prişine'de 12 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın gökyüzündeki bulutlar biraz azalacak. Günün yüksek hava sıcaklıkları 13 ila 16 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz, bir haber bültenimizi de burada noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.